Evet, burası çok özel bir şehir, Karspalt, Karlovari diğer ismiyle. Karspalt deyince belki aklınıza hemen gelebilir. Burası çok fazla ünlü ismin kaldığı, konakladığı bir yer. Bizler için de önemli olan bir isim. 1918 yılında burada kaldı, bu otelde kaldı. O kişi de "Yaşa Mustafa Kemal Paşa'm yaşa, adın yazılacak Mücevher Taş'a." Evet, Mustafa Kemal Atatürk Haziran ve Temmuz ayının sonuna kadar 1918 yılını bu otelde kaldı. Karspalt'ta kaldı. Ve burada hatıralarını yazdı, eğer o kitabı okuduysanız. Burada duvarda şu anda Mustafa Kemal Atatürk'ün tabelasını asmışlar. Biraz sonra onu göstereceğim size. Evet, Atatürk'ün kaldığı otel burası. Karspalt burası. Çekya'da bir Çek Cumhuriyeti'nin bir kasaba, kent. Evet, 1918 yılında Viyana'dan sonra Mustafa Kemal Atatürk buraya geliyor. Çünkü burasının özelliği, burası bir kaplıca şehri. Sağlık ve tedavi olmak amacıyla Atatürk'ün kaldığı otel burası. Evet, Atatürk'ün Karspalt'ta kaldığı otel burası. Burada aynı zamanda Sigmund Freud da kalmış. 1915 yılının yaz mevsiminde. Burada Atatürk'ün tabelası var. Mustafa Kemal Atatürk yazıyor. Türk Republik. Böyle bir tabelayla ölümsüzleştirmişler. Burada bir tane müze vardı ama müzeyi kapatmışlar şu anda. O yüzden müzeyi gezemiyoruz. Şurada bir tabela daha var yine Atatürk'le ilgili. Evet, bu otelde kalmış ve bu otelde o kitabını yazmış. Karspalt hatıralarını. Evet, şurada yine Atatürk yazıyor. Evet, Mustafa Kemal Paşa. Senin 1918 yılına geldiğin ve kaldığın oteli ziyaret ettik. Seni bir kez daha andık. Seni çok sevdiğimizi umarım hissediyorsundur. Senin olduğun her yerde biz de olacağız. Ve hiçbir zaman da ölmeyeceksin. Yaşa Mustafa Kemal Paşa'm, yaşa. Evet, Karlovy ve Vare'deyiz. Bu da Çek ismi, Çekçe'de ismi bu. Ama dünya bunu, bu şehri Karspalt olarak tanıyor. Veya kralların banyosu. Çünkü bu şehri bir dördüncü kar kurmuş. Dördüncü kar burada geyik avcılığı yaparken bir geyiği avlamış ve geyik tepeden yuvarlanarak suyun içine düşmüş. Daha sonra geyiği almaya indiğinde geyiğin haşlanmış olduğunu fark etmiş, görmüşler. Çünkü geyik vurulduktan sonra bir kaplıca suyun içine düşmüş ve haşlanmış. Ondan sonra tabii burada bu kasabayı kurmuş. İsmi zaten oradan geliyor. Karspalt ismi. Evet, dünyanın en ünlü kaplıca merkezi. Ve Çekya'nın nereden baktığınız en güzel kentlerden bir tanesi burası. Evet, çok özel bir yerdeyiz. Çekya'nın, yani Çekya Cumhuriyeti'ne bağlı Karspalt kasabasındayız. Burasının çok büyük bir özelliği var. Çünkü burada çok meşhur insanların kaldığı bir yer burası. Ve aynı zamanda burada da bizler için önemli olan bir isim. 1918 yılında tedavi gördü. O kişi de "Yaşa Mustafa Kemal Paşa'm yaşa, adın yazılacak Mücevher Taş'a." Evet, Karspalt'ta Mustafa Kemal Atatürk 1918 yılında Haziran sonunda ve Temmuz sonuna kadar burada kaldı ve tedavi gördü. Buraya gelmeden önce Mustafa Kemal Viyana'da kalmıştı tedavi amaçlı. Daha sonra buraya geçmiştim. Burası kaplıca bakımından çok meşhur bir yer, çok ünlü bir yer. Avrupa'nın en ünlü yeri burası. Ve o yüzden çok fazla ünlü isimlerin gelip tedavi gördüğü bir alan burası. Burada çok güzel bir ağaç da var.
her yerde Çinli turistler mevcut. Herkes fotoğraf çekilme derdinde. Eğer onları beklemeye kalkarsak sıra bize gelmeyebilir, yürüyemeyebiliriz. Şurada şehrin tam merkezinde gördüğünüz gibi bir kaplıca suyu akıyor. Evet, Atatürk'ün 1918 yılında tedavi gördüğü şehir burası. Karsbald. Çeke'ye bağlı bir kasaba. Ben devrimde devam sütünü içiyorum. Şu an fazla gezemiyor kendisi ama ilerleyen yıllarda tekrar buraya geleceğiz. O zaman gezersin. Çok güzel bir yerdesin şu an sen, ben devrim. Karsbalt'tasın. Tabii hala bunun farkında değilsin nerede olduğunun. Ama problem değil, sen mamanı içmeye devam et. İç ve çabucak büyü. Oğlum benim. Evet, şehrin merkezinde böyle bir kaynak su var. Bu kaplıca suyu. İnsanlar gelip elini yüzünü yıkayabiliyor. Ve sıcaktı şu anda suyu. Evet, burası Karsbald. Çekya'nın bir kasabası. Şehrin meydanı da burası. Ve her yer lüks otellerle dolu. Lüks binalarla dolu. Çünkü burası çok meşhur, turistik bir yer. O yüzden de pahalı bir yer burası. Pahalı bir kasaba. Burada bu şekilde çeşme var. İnsanlar suyunu doldurup içebiliyorlar. Biz hemen tadına bakalım nasıl. Bu 30 dereceymiş. Şurada yazıyor 30 derecelik bir su. Evet, bu şekilde. Tabii şey, tadı sodalı. Burada 50 derecelik bir su var. Hemen plastiğe koyduğum gibi zaten plastik ısındı. Burada da 72 derecelik bir su var. Bu daha sıcak. Oh. Plastik neredeyse eriyecek. Yani yumurtaya koysanız belki kaynayabilir çünkü derecesi 72 derece. Tat olarak biraz tuzlu gibi sert bir suyu var. Evet, burası Karsbald. Avrupa'nın en ünlü kaplıca merkezi. Bakın burada küçük bardaklar satıyorlar bu şekilde. Bu bardakları alıp içine kaplıca suyu koyabiliyorsunuz. Araba tarzında var burada. Çeşit çeşit küçük küçük bardaklar. Seramikten yapılmış, porselenden yapılmış. Çekya aynı zamanda porselen bakımından çok zengin bir yer, biliyorsun çok meşhur porselenleri. Böyle küçük bardakları satın alıp içine kaplıca suyu koyup içebiliyorsunuz. İnsanlar, herkes öyle yapıyor. Yani şu amcam içiyor bakın, gördüğünüz gibi. Evet, buradan kendimize küçük bardaklar alıyoruz. Bu şekilde gördüğünüz den, gibi. Den Rosanen da. Den da. Oder habe ich den auch im Rosa? Oder den Rosa? Oder den Rosa? Oh ja. Da haben Sie mit, aber der hat hier so was. Mit Bild, was kostet der und der? 180, 190. Wie den nehme ich den hier? Deine Preis. So, ach ja, stimmt. Evet, burada bunları alıp daha sonra içine kaplıca suyu doldurup içiyorlar.
Kendimize böyle güzel bir baykuş bardağı aldık. İçine kaplıca suyu koyup buradan da içebiliyorsunuz. Azlığı var. Bu şekilde. Ya, su çok sert. Genelde bunu güzellik için kullanıyorlar. Sağlık için kullanıyorlar kaplıca suyu. Ama çok fazla içince zararlı olabilir. Bu bardakların tanesi de 200 kron'dan başlıyor o civarda. Bir tane baykuş aldık bardak olarak. Bir kere daha içiyorum. Sert bir su, sıcak bir su. Derecesi 72 derece. Evet, Karlsbad'dayız. Çekya'nın en güzel şehri. Burada her bina tarihi eser. Çok güzel binalar var. Burada bir kilisesi mevcut. Gelin gezmeye devam ediyoruz. Şehrin merkezinden böyle bir ırmak akıyor. Bu ırmak aslında kaplıca suyu. Yani sıcak bir su. Ve bir vadi burası. Bu suyun iki tarafında Karlsbad kurulmuş. Çok otantik yapılar var. Eski binalar var. Renkli renkli. Evet, burası Avrupa'nın yani en ünlü kaplıca yeri. Karlsbad'a geldiğinizde meşhur bir yiyecekleri var bunların. Kağıt helvaları var. Onlardan satın alabilirsiniz. Evet, Çekya'nın Karlsbad kasabasındayız. Çok güzel bir kasaba. Binalar çok çok eski. Tarihi bir yer. Ve her yerde turist var. Şu binaları göstermek istiyorum size. Hepsi sanat eseri. Böyle atlarla tur yapıyorlar. Burada yine güzel bir bina var. Bakın. Ne kadar gösterişli. Ve şehrin her tarafında bu şekilde kaplıca sular var. Yani onları doldurup içebiliyorsunuz. Orasını koyacağım. Çekmek olur mu hiç? Hayır, orasını koyma. Koyacağım arasını. Koyacağım. Şurada gördüğünüz gibi Orta Çağ'a ait mevsuz eşyaları var. Evet, burası da meşhur tarihi orijinal helvacı. Bizim helvalarımızdan farklı. Ben de verebilirim sana yemek istersen. Evet, meşhur helvasından aldık. İnce bir helva bu. Biraz tatlı. İçine tarçın da var. Evet, Karlsbad'ın orijinal helvası bu. Bizim helvamızdan daha farklı. Daha böyle ince. Tat olarak da çok farklı.
Ya yolunuz buraya düşerse bir tane alıp yiyebilirsiniz. Evet, burada yine güzel bir bina var. Bakın bembeyaz. Ya bütün binalar tarihi, bakın şu binanın tarihi 1705 yılında yapılmış örneğin. 17. yüzyıldan kalma binalar. Buraları fazla zarar görmemiş 2. Dünya Savaşı'nda. O yüzden binalar sağlam bir şekilde kalabilmiş, bu zaman günümüze kadar gelebilmiş. Yani masal gibi bir kasabaya benziyor burası. Evet, çok güzel bir bina. Yine burada bir kaplıca suyu var. Evet, Karspalt'ta geziyoruz. Çekya'nın en güzel şeylerinden bir tanesi Karspalt. Binalar gerçekten çok güzel. Evet, bu evde Mozart'ın kaldığı otel, otele çevirmişler. Mozart bir dönem bu otelde kalmış. Zaten otelin ismini şu anda Otel Mozart olarak değiştirmişler. Evet, bu binada çok fazla ünlü isimler kalmış zamanında. Hala kalıyor, hala geliyor. Ya Hollywood yıldızları, Avrupa'nın önemli isimleri, siyasetçiler. Buraya kur amaçlı, tatil amaçlı geliyorlar.